Evrenin sonunda ne var? Ya da evrenin sınırında ne var? Geceleri gökyüzüne baktığınız ve yıldızları gözlemlediğiniz sıradan bir günde bu soruları sormuş olabilirsiniz. Bu tür sorular insanlığın merak duygusunun bir sonucudur. Ama onlara cevap bulmak için hem insan anlayışının hem de mevcut bilimsel anlayışın sınırlarını zorlamamız gerekir. Ve her şeyden önce bilmemiz gereken ilk şey evrenin şeklinin ne olduğu ya da evrenin sonlu mu yoksa sonsuz mu olduğudur. Peki evrenin şekli nedir? Ya da evren sonlu mudur yoksa sonsuz mudur? Öncelikle şunu bilmelisiniz ki günümüzde evrenin şeklinin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Bu yüzden bilim insanları evrenin nasıl göründüğüyle alakalı pek çok teori ortaya atmıştır. Hatta bu teoriler o kadar fazladır ki evrenin olası şeklini açıklamaya çalışan ondan fazla model bulunur. Ama elbette bunların arasından sadece bazıları kabul görmüştür. En çok kabul gören teorilerden biri ise düz evren modeli olarak bilinir. Bu modele göre içinde yaşadığımız evren aslında geometrik olarak genellikle düzdür ve bir sınırı yoktur. Yani bu modelde evreni bir düzlem gibi düşünebilirsiniz. Eğer bu düzlemde yürüyecek olursanız karşınıza genellikle düz bir yol çıkacaktır ve yolunuz sonsuza kadar devam edecektir. Bu da evrenin her yöne doğru sonsuza kadar uzandığı anlamına gelir. Bunu hayal etmeye çalışmak, insan aklının sınırlarını zorlasa dahi yapılan gözlemler ve bulunan kanıtlar evrenin gerçekten de böyle olabileceğine işaret ediyor. Peki bu kanıtlar nedir? Bildiğiniz gibi evrenimiz yaklaşık 13.8 milyar yıl önce büyük patlamayla oluşmaya başlamış ve o günden beri de genişlemektedir. Bunu evrenin oluşumundan arta kalan ve kozmik mikrodalga arka plan ışıması olarak bilinen bu antik ışık sayesinde ve galaksilerin bizden uzaklaşması sayesinde biliyoruz. İşte kozmik mikrodalga arka plan ışımasında görülen dalgalanmalar ve bu dalgalanmaların açısal ölçekleri evrenimizin genellikle düz olduğuna işaret ediyor. Ayrıca yapılan gözlemler evrenin genişleme hızının ve yoğunluğunun dengede olduğunu ve evrenin sonsuza kadar genişleyeceğini gösteriyor. Günümüzde bu genişlemenin etkilerini hem galaksilerin birbirinden uzaklaşması şeklinde hem de aralarındaki mesafenin artması şeklinde gözlemliyoruz. Bu yüzden gelecekte bir noktada galaksilerin arasındaki mesafe muazzam boyutlara ulaşacak ve evren daha da seyrek bir hale gelecek. Ancak bu olduğunda bile evrenin genişlemesi hiçbir zaman durmayacak ya da tersine dönmeyecek. Çünkü şimdiye kadar yapılan tüm gözlemler evrenin olası kaderinin bu olacağına işaret ediyor. Dolayısıyla günümüzde bilim insanlarının büyük bir kısmı evrenin genel olarak düz olduğunu, sürekli genişlediğini ve bir sınırının olmadığını düşünüyor. Yani bu modelde evrenin sonunda ne var sorusunun bir anlamı yok. Çünkü evrenin sonuna doğru gitmeye çalıştığınızda karşılaşacağınız tek şey daha fazla uzay olacaktır. Kısacası bu modelde evrenin sınırı ya da ötesi diye bir şeyden bahsetmek söz konusu değildir. Çünkü sonsuz olan bir şeyin sınırı da olamaz. Tam da bu noktada bazılarınız evrenin büyük patlamadan sonra oluşması sebebiyle evrenin bir başlangıcının ya da merkezinin olduğunu düşünmüş olabilir. Bu yüzden de evrenin bir sınırının olması gerektiğini varsaymış olabilir. Ancak büyük patlama dediğimiz şey her ne kadar bir patlama olarak adlandırılsa da aslında ortada bir patlama yoktur. Yani pek çok kişi şiddetli bir patlamanın yaşandığını ve daha sonra da evrenin oluştuğunu düşünse de yaşanan şey bu değildi. Aslında evren her zaman vardı ama sonsuz yoğunluktaki tek bir noktaya sıkışmış durumdaydı. Daha sonra büyük patlama dediğimiz olay yaşandı ve uzayın kendisi aniden genişlemeye başladı. Bu da tek bir noktaya sıkışmış evrenin sonsuz büyüklükteki bir yere dönüşmesine neden oldu. Ayrıca bu olay yani büyük patlama tek bir noktada gerçekleşmedi. Evrenin her yerinde aynı anda gerçekleşti. Bu nedenle büyük patlamanın kalıntısı olan kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu uzayın her yerinde gözlemlenebilir. Bugün bile evrenin herhangi bir köşesine baktığımızda kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunu görebiliriz. Tüm bu anlattıklarımı hayal etmeye çalışmak insan aklının sınırlarını zorlasa da gerçek bundan ibarettir. Müzik
Yine de tüm bunlara rağmen teorik olarak düz evren modelinin sonlu olması mümkündür. Bu olasılık hem oldukça düşük ihtimallidir hem de bilim insanları tarafından pek kabul görmez. Ama eğer durum böyleyse, yani evrenin bir sonu varsa, bu durumda evrenin bir sınırı olabilir. Bu noktada ışık hızından bile çok daha hızlı ilerleyen bir uzay aracına ihtiyacımız var. Çünkü evren ışık hızından bile daha hızlı bir şekilde genişlemektedir. Bu yüzden evrenin bir sınırı olsa dahi ona ulaşmak imkansıza yakındır. Yine de evrenin sınırına doğru yola çıkacak olsaydınız ve bir şekilde bu sınıra ulaşsaydınız oldukça tuhaf bir şeyi deneyimlemiş olurdunuz. O da başladığınız noktaya geri dönmek olurdu. Çünkü evrenin bir sınırı olsa dahi bu sınırın dışına çıkamazdınız. Ve bu sınırdaki uzay bir şekilde kendi üzerine doğru kıvrılıp sizi başladığınız noktaya geri döndürürdü. Peki nasıl? Aslında bu tür bir sonlu evreni bir balonun yüzeyi gibi düşünebilirsiniz. Bildiğiniz gibi balonun yüzeyi sınırlı olsa da bir kenarı yoktur. Dolayısıyla evrenin sınırına ulaşmak için ne kadar çaba harcarsanız harcayın, her zaman başladığınız noktaya geri dönerdiniz. Ve hiçbir zaman evrenin sınırından geçip dışına çıkamazdınız. Zaten bizim evrenin sınırına ulaşma ihtimalimiz bile yoktur. Çünkü bizim için evren gözlemlenebilir evrenden ibarettir. Ve bizler ışık hızında gitsek bile bu küçük alandaki galaksilerin %94'ünden fazlasına hiçbir zaman ulaşamayacağız. Ayrıca bizler gözlemlenebilir evrenin dışında olan hiçbir şeyi göremeyiz. Bunun nedeni de oradaki gök cisimlerinin ışığının bize hiçbir zaman ulaşamayacak olması ile alakalıdır. Peki gözlemlenebilir evren tam olarak nedir? İnsanlar tüm evrenin yalnızca çok küçük bir kısmını görebiliyor ve bu kısma gözlemlenebilir evren deniliyor. Çünkü ışık uzayda belli bir hızla ilerlediği için ve evren çok büyük olduğu için ışığın bir yerden bir başka yere gitmesi için belirli bir zamana ihtiyacı vardır. Örneğin güneşten çıkan bir ışık tanesinin bize ulaşması yaklaşık 8 dakika sürer. Ve güneş şu anda ortadan kaybolacak olursa biz bunu ancak 8 dakika sonra fark edebiliriz. İşte evrendeki birçok nokta bize o kadar uzakta bulunuyor ki onlardan gelen ışık evrenin başlangıcından beri bize ulaşamamıştır. Onlardan gelen ışığın bize ulaşamamasının bir diğer nedeni de evrenin genişlemesidir. Çünkü evren genişledikçe bize uzak olan o gök cisimleriyle aramızdaki mesafe açılıyor. Bu da onlardan gelen ışığın daha fazla yol kat etmesine sebep olur. Ayrıca bu noktada çoğu insan büyük patlama 13.8 milyar yıl önce yaşandığı için bize en uzak nesnelerin 13.8 milyar ışık yılı uzakta olduğunu düşünür. Ancak bu doğru değildir. Aradan geçen 13.8 milyar yıl boyunca evren sürekli genişlediği için aslında o gök cisimleri bu süre boyunca bizden sürekli uzaklaşmıştır. Şu anda gözlemlenebilir evrenin sınırında var olan galaksiler bile bize yaklaşık 46 milyar ışık yılı uzakta bulunur. Ve bu mesafe bu videoyu izlediğiniz anda bile sürekli olarak artmaktadır. Tüm gözlemlenebilir evrenin çapı ise yaklaşık 92 milyar ışık yılıdır. Evrenin gerçek boyutlarını ise bilmiyoruz. Ama muhtemelen bu mesafeden çok ama çok daha büyüktür. Bu yüzden evrenin bir sınırı olsa dahi sizler bu sınıra ulaşmak için yola çıktığınızda bu tamamen boşuna bir çaba olacaktır. Çünkü evren sürekli genişlediği için sınıra hiçbir zaman ulaşamayacaksınız. Kısacası yapılan tüm gözlemler ve bulunan kanıtlar evrenin sınırsız ve sonsuz bir yer olduğuna işaret ediyor. Yani evrenin bir sınırı yok. Zaten gördüğünüz gibi evrenin bir sınırı olsa bile bizler hiçbir zaman o sınıra ulaşamayacağız. Ulaşsak bile geçemeyeceğiz. Bunlara ek olarak gözlemlenebilir evrenin dışında ne olduğunu anlamak için yapılan çalışmalar sadece evrenin doğasını değil, aynı zamanda insan aklının ve merakının sınırlarını da genişletmeye devam edecek. Son olarak tüm bu video boyunca öğrendiklerimizi unutmayın. Çünkü tüm bunlar evrende aslında ne kadar küçük bir yer kapladığımızı gösteren önemli detaylardır.